Sıradaki haberde konu erken seçim konuşuluyor son zamanlarda. Mayıs ayında olabileceği yolunda kulisler var. Bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir öngörü ortaya attı. O da Nisan sonrası dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ayrıca Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak bir kez daha konuştu. Bana altılı masada aday olmam önerildiğinde hayır demem dedi. Kılıçdaroğlu dediğimiz gibi Nisan'dan sonra seçim güçlü olasılık açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu vardı. Her zaman olduğu gibi ne zamandır? C Kılıçdaroğlu altılı masadan Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir öneri gelmesi durumunda buna hayır ben kabul etmem demesinin doğru olmayacağını söyledi. Bütün meselenin önce kendi aralarında bir görüş birliği sağlamak olduğunu da ekledi. Abdullah Gül'ün adaylığı tartışması da soruldu. Kılıçdaroğlu'nun insanlar aday olarak görmek istediği kişilerin adanı telaffuz edebilir. Bizim altılı masada isim değerlendirmemiz yok diye konuştu. Erken seçime dönük öngörüsü de şöyle CHP lideri Türkiye seçim atmosferine girdi öyle ya da böyle erken seçim görünüyor dedi ve şöyle devam etti yaptıkları son değişikliğin uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor geçen Nisan'da yapılmıştı Nisan'dan sonra seçim güçlü olasılık açıklamasını yaptı. Yurt siyasete geçelim. Öne çıkan konu hala devam ediyor. CHP milletvekili Gürsel Tekin'in çıkışına ilişkin Millet İttifakı içinde İyi Parti kanadından gelen tepkiler polemiğe dönüştü. TV yüzde yayınlanan Pınarışık Işık Aktor'la Pazar Siyaseti programında Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir sözüne İyi Parti'den peş peşe tepki gelmişti. Tekin Musavvat Dervişoğlu'nun İyi Parti'den herkes haddini bilmeli sözlerine kim bana had bildirecek diye yanıt verdi. Siz diyorsunuz ki HDP'ye bakanlık verilebilir. Buradan bunu anlıyorum. Elbette verilebilir. Her, Her partiye verilebilir. verilebilir. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin TV yüzde Pınar Işık Ardor'un sunduğu pazar siyaseti programında HDP ile ilgili bu sözleri söylemişti. İyi Tekin, efendim, Gürkan Acır'ın sunduğu Taksim Meydanı, meydanı Taksim bir programında bir konuştu. Kendisine de tepki de gösteren İyi Partili isimlere Doğru cevap verdi. İyi Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamaktan zorluk çektim. Ben de bir milletvekiliyim. Zaman zaman bireysel olarak çok rahatlıkla düşüncelerimi söyleyen bir insanım. Burada altını masayı ya da herhangi bir siyasi parti rahatsız edecek bir tek cümlem yok. Programın moderatörü Gürkan Acır, Koray Aydın'la yaptığı görüşmeyi paylaştı. Aydın'ın kendisine söylediği sözleri Tekin'e aktardı. Koray Aydın'la ben görüştüm ee, İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı. Gürsel Bey'in şahsıyla ilgili bir problemimiz yok ancak ifadesini kabul edemeyiz, ağır konuşmuştur dedi. Aheng konuş. birliği sağlamamız lazım, kabul edilebilir bir ifade değildir dedi. Kabul edilmeyecek ne var? Yani bireysel olarak bir insanın kendi düşüncesini bunun altını masayla ilintili bir hale getirmeyi nereden çıkardılar? İyi Partili Musavvat Dervişoğlu yok. da Musavvah. Tekin'e herkes haddini bilmeli sözleriyle tepki gösterdi. İyi Parti'yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir diyor. Tekin kim bana hat bildirecek diyerek açıklamalara tepki gösterdi. Başka partinin insanların bana hat bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın genel başkanıma, sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demektir hat bildirmek? Kim bana hat bildirecek? Bana tek hat bildirecek insan var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal genel başkanıdır.